Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün Bakış Programı'na. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Sayın Gül imzaladı ve tüketici kanunu resmen uygulamaya girdi. Efendim, tüketici kanunu malumunuz çok geniş, birçok alana hitap ediyor ama içinde özellikle belli başlı noktalar var. Mesela bunlardan bir tanesi yıllardır çok şikayetlere konu olan, özellikle bankaların kredi verdiği, kredileri konusunda şikayetlere konu olan hayat sigortası ya da yaptıran zorunlu sigortalarla ilgili. İşte tüketici kanunundaki bir madde bu konuya bir açıklık getiriyor. Daha doğrusu bundan sonra bankadan kredi alırken hayatımızda neler değişeceğini bir madde tüketici kanununda çok net açıkladı. Bu konuyu gündeme getirmek istiyoruz çünkü bu konu Türkiye'nin yoğun gündemi arasında biraz gözlerden kaçtı. Biraz farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. Keza demin de altını çizdiğim gibi yıllardır bankadan kredi alan tüketicilerin en çok şikayet ettiği, tüketici birliklerine ve derneklerine en çok giden şikayetlerin başında gelen, aynı zamanda Rekabet Kurumu'na da ilgilenen, hatta hazineye kadar ulaşılan şikayetlerin başında İşte bu bankadan kredi kullanırken yapılan zorunlu sigorta, ki parantez açayım, kasıt hayat sigortası. Evet, bu düzen değişti. Neler geldi, neler oldu, birlikte bu programda dilimiz döndüğünce, süremiz el verdiğince anlatacağız. Efendim, stüdyomuzda Demin Hayat Sigorta Genel Müdürü Ali Ersoy bizlerle birlikte. Yine tüketici kanundaki bu değişikliklerle ilgili merak ettikleriniz varsa programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Gerek e-posta, elektronik posta üzerinden, gerekse de Twitter üzerinden sorularınız varsa sorabilirsiniz. Süremize el verdiğince cevaplandırmaya çalışırız. E-posta adresimiz, yani elektronik posta adresimiz bakış@habertürk.com. Twitter adresimiz de Habertürk Twitter adresini kullanıyoruz. Dolayısıyla sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de cevap vermeye çalışacağız canlı yayında. Hoş geldiniz Sayın Ersoy. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Tüketici kanunu bir değişiklik öngördü. Sizleri de çok yakından ilgilendiriyor. Siz de Hayat şirketinin yöneticisi olarak konuya hakimsiniz. O yüzden bugün davet ettik sizi. Aslında çok detaylı bir şekilde anlatmayalım. Arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Birlikte o haberi izleyelim. Üzerine ben biraz daha detaylara gireceğim çünkü şikayetlerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bana da gazeteye de çok geliyor bu şikayetlerden. Ama bir haberi birlikte izleyelim isterseniz Sayın Ersoy. Peki. Efendim, neler değişti tüketici kanunla ilgili sigortayla, birlikte bir izleyelim. Sonra Sayın Ali Ersoy ile sohbetimize devam edelim. Tüketicinin korunmasına ilişkin tasarı geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Birçok değişikliği beraberinde getiren tüketicinin korunması hakkındaki kanun, sigorta sektörüyle ilgili de köklü düzenlemeler içeriyor. Banka kredilerinde zorunlu olan sigorta yaptırma zorunluluğu kaldırılarak maketten konut satışına bina tamamlama sigortası getiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaşan kanunla beraber, bankalar başta konut kredisi olmak üzere tüketici kredilerinde tüketicinin isteği dışında sigortayı zorunlu tutamayacak. Tüketici krediye bağlı sigorta yaptırmak istiyorsa bankalar bu talebi yazılı ya da bir başka şekilde mutlaka kayıt altına alacak. Böylece bankalar olası bir şikayette sigortanın tamamen tüketicinin talebiyle yapıldığını ispat etmiş olacak. Yeni düzenlemeye göre krediyle birlikte sigorta yaptırmak isteyenler krediyi veren bankadan poliçe yaptırmak zorunda kalmayacak. Tüketiciler istediği sigorta şirketinden yaptıracağı sigorta poliçesini bankaya sunabilecek. Banka da bunu kabul edecek. Ayrıca krediye bağlı yapılacak sigortalar borç tutarı ve kredinin vadesiyle de uyumlu olacak. Bu düzenlemeye göre sigorta yaptıran kişi borç ödeme süresi içinde olası bir riskle karşılaştığında sigorta şirketi kalan borç tutarını bankaya ödeyecek. Primler de buna göre belirlenecek.
Evet efendim, özetle yeni yürürlüğe giren tüketici kanundaki sigorta ile ilgili önemli değişiklikler bunlar. Dediğimiz gibi stüdyomuzda canlı yayında Demirel Sigorta Genel Müdürü Ali Ersoy bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim bildiğim aslında bugüne kadar bu sigortalar zorunlu değildi. Evet. Şimdi kanun zorunlu değildir diye zorunlu olmayan bir şeyi resmileştirmiş oldu. Şimdi Ali Bey, yani bundan sonra artık bankalar kredi verirken hayat sigortası yapmayacaklar mı? Zorlamayacaklar mı? İstemeyecekler mi? Oradan bir başlayalım çünkü orası biraz muallakta. Evet. Sayın Doğan, isterseniz bu konuya ilgili bir sayısal rakamları paylaşalım. Doğru. Yani geçen senenin sonu 2.6 milyar TL olan hayat üretimi Ekim sonu itibariyle 2.7 milyar TL bir rakama ulaşmış. Hı hı. Aslında burada bizi bir şekilde ilgilendiren poliçe sayısı veyahut da elinde bir şekilde sertifikası olan sigortaların sayısının toplamı 24 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Şimdi bu yasa taslak halindeyken çok uzun süre kamuoyunda tartışıldı. Aslında sizin de buyurduğunuz gibi öncesi dönemde de hayat sigortası zorunlu değildi. Yani yapılması zorunlu olan bir sigorta alanda sayılmıyordu hayat poliçesi. Şimdi bu yasayla, yani sizin de buyurduğunuz gibi geçen hafta Perşembe günü yürürlüğe giren bu 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun 29. maddesi sigorta yaptırılması başlıklı bir düzenleme yaptı. Burada alenen sigortalının yazılı talebi olmaksızın hayat poliçesi yaptıramazsınız. Bu kati olarak belirtildi. Muhakkak sigortalının bir şekilde yazılı onayını arayacaksınız. Veya kesin veri saklayıcısı dediğimiz işte mail adresinden bir şekilde gönderilen call center'lar, evet, telefonlarda kayıt sistemleri falan hepsi gelen, içinde. Bilgiler ışığı altında. Eğer sigortalı bu istiyorum derse o zaman poliçe yapılacak. İstemiyorum denmişse yapılmayacaktır. Peki tamam, istemiyorum derse yapılmayacak. Ama ben şöyle bir şey diyorum. Evet, hayat sigortasını da yaptırmak istiyorum. Bunun faydalı olduğuna da inanıyorum. Ama o bankanın çalışmış olduğu sigorta şirketinden yaptırmak istemiyorum. Ne yapacağım? Burada haklısınız. Burada size o bankanın çalıştığı veyahut da sizi yönlendirdiği bir sigorta şirketinden poliçe almak zorunda değilsiniz. Size böyle bir dayatma yapılamaz. Eğer ki siz sigortalı kredi için bir hayat sigortası yaptırmak istiyorsanız, kendinizin bulduğu veya kendinizin düşündüğü bir poliçeyi getirip o ilgili bankaya ibraz ederseniz o banka onu kabul etmek zorunda. Hı hı. Sizi belli bir şirkete yönlendirilemez. Bu zaten rekabetin mantığına aykırı. Tüketicinin serbestlik ilkesi esastır, biliyorsunuz. Orada siz sigortalıya belli bir ürünü almaya zorlayamazsınız. Bununla beraber bu yasayla getirilen düzenlemenin devamında hayat poliçesi kredinin süresi ve tutarıyla da uyumlamak zorunda. Bu ne demek ya Ali Bey? Ben o tarafını anlamadım. Yani bu işlerde ekonomi yazarıyım ama kredinin süresi ve tutarı demek zaten bugüne kadar ne yapılıyorduk da şimdi kanunla dediler ki bu tamamıyla kredinin süresi ve işte tutarıyla alakalı. Bir yanlış bir şey mi vardı? Aslında orada hani bir herhangi bir suistimalin olduğunu söylemiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Şöyle ki, eğer sigortalı başlangıçta poliçesini İşte 3 yıllığına veya 5 yıllığına yaptırıyor. Ama bu sabit ödemeli. Yani kredisiz ödüyorsunuz taksitler halinde ama orada hayat poliçesinde almış olduğunuz teminatı azaltmıyorsunuz. Hı hı. O süre geliyor, aynı meblağı ödemeye devam ediyorsunuz. Burada aslında şöyle bir yarar da var bu konuda. Velev ki bir risk vuku bulduğunda sizin ilk başlangıçta satın almış olduğunuz teminat neyse o meblağın tamamını sigorta şirketi size vermekle mükellef. O durumda bankaya ne kadar kredi borcunuz kalmışsa o kapatılıyor. Kalan bakiye size veriliyor veya varislerinize ödeniyor. Hı hı, evet. Yani burada bir haksız kazanç söz konusu falan değil. Şimdi bu yasa düzenlemede getirilen düzenlemeyle bir anlamda azalan bakiyeler tabirini kullanırız biz teknik olarak sigortacılıkta. O yöntemi esas almış. Yani sigortalı kredi alırken kredi maliyetlerinin zaman dilimi içerisinde azaltılması mı öngörülmüş? Hı. Bu esas alınmış. Peki şimdi Ali Bey, sorular da gelmeye başladı. Birkaç tane içinden seçer. Çünkü ben bu konuya yıllardır da çok önem veren gazetecilerden biriyim. Bir de izleyicimiz diyor ki
Konut kredisi aldığımda zaten konutu sigorta ettiler ve konut ipotek altında. Aynı zamanda bir de hayat sigortası yapıyorlar. Çifte bir sigorta, çifte bir güvence sistemini almış olmuyor mu diyor banka kendi kendine. Bir özetle bu soru soruyor. Geniş yazmış ama ben biraz zamanı değerlendirerek kısa sordum. Evet, ipotek var. Bir de hayat sigortası var. Şimdi yani buna bir dönem şey diyorlardı, katmerli güvence diyorlardı. Evet, evet. Bu yanlış mı? Ya aslında dediğiniz doğru. Burada sanki iki kez bir temet alınmış gibi izlenmeli. Kısmen doğrudur. Fakat biliyorsunuz ki bu ipoteğe konu olan gayrimenkul zaman dilimi içerisinde değerini kaybetmesi veya bir paraya çevrilmesinin durumunda düşündüğünüz o değerde satılmama ihtimali var. Bu vakitlerde bu hayat poliçesini kullanmak daha bir pratik ve hızlı olmakta. Biliyorsunuz bu medeni kanun hükümleri gereği bir ipoteğin paraya çevrilmesi çok meşakkatlidir. Yani uzun bir süreçtir ve masrafıdır. Ama sonuçta ilk başlangıçta niçin kredi verdiğinizin bilinmesi anlamda o ipotek alınıyor ama uygulamada bankaların da yönlendirmesiyle bir hayat polisi satın alınıyordu. İpotek almadan, ipotek vermeden hayat polisiyle kredi verilebilir. Bu da bir uygulanabilecek aslında bir esas. Aslında şey gibi görüyorum ben bunu. İpotek bankanın kendini güvence altına alması, hayat sigortası işte kişi ya da ailesinin kendini güvence, varislerinin kendini güvence altına alması. Yani çift taraflı değil aslında. Birisi bankayı, banka için zaten problem yok herhalde değil mi? Yani kesinlikle. Banka her şart altında kesinlikle. Zaten ya eve aciz koyuyor ya evi ipotekli ya evi satıyor alıyor. Bankanın burada bir problemi yok da galiba problem biraz da kişiye bir şey olunca varislerden oluyor. Çünkü ev gidiyor ve yıllarca ödenmiş borçta borç olarak devam ediyor. Dediğiniz doğru. Sonuçta burada bir siz konut kredisi aldığınız zaman bir ev sahibi olmak istiyorsunuz. Uzun bir yıllardır bir takım çabayla ödeme yaparaktan ev sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Genç çocuklarınıza bir varislerinize bir şekilde bir varlık bırakmak isteyebilirsiniz. Risk hukuku bulduğunda banka o kredinin kapatılmaması halinde o dediğiniz gibi ipoteği paraya çevirebilir. Ama bu arada varislerin elinde bir şey kalmayacak. Tabii. O zaman varisleri kurtaran aslında bizim burada hayat polisi. Hayat polisi her iki tarafı da aslında koruyor. Hem bankayı koruyor hem de aslında sigortanın varislerini de koruyor. Peki bir başka izleyicilerimiz şöyle sormuş. Bu soru güzel bir soru. 2010'da ev kredisi aldım. Bana 5 yıllık hayat sigortası ve borç bitene kadar da konut güvence sigortası yaptılar. 2015'te borcum bitiyor. 2010 yılından bu yana ödediğim primleri, hayat sigortasına ödediğim primleri geri alabilir miyim? Çünkü ölmedim diyor. Hani 2015 yılı daha gelmedi ama bu arada ölmedim diyor yani. Burada poliçelerin iptali tabii ki esastır ama yalnız geçen süreyi geri getiremezsiniz. Hı hı. Geçen süre için ödemiş olduğunuz primleri alamazsınız. Çünkü hayat poliçesi adı üstünde orada sizin için bir risk ki düşünerekten yapıldı. Risk olmadı. O zaman ben paramı geri iade edin mantığıyla bütün poliçeler için ya bütün sigorta için bu ileri sürebilir. Bu son derece yani güzel bir yaklaşım ama yani değil mi? Olmadı. Risk gerçekleşmedi. Boşuna para ödemiş oldum. Ya gerçekleşseydi yani onun 10 misli kadar da siz ödemiş olacaktınız. Evet. Bir başka izleyicimiz diyor ki eskiden hayat sigortası yoktu diye bir tabir kullandınız yayında. Bankalar hayat poliçesi yapmazlarsa krediyi onaylamıyor. Prosedür böyle cevabı veriyorlardı diyor. Devam etmiş, eskiden kredi almış ve yıllık sigorta yapanlar istemezlerse sigortalarını yenilemek zorunda olmayacaklar mı yeni yasayla birlikte? Evet. Şimdi bir kere banka kredi verme koşulları arasında sigortayı belirlemişse, şart koşmuşsa siz de kredi almak istiyorsanız onu yaptırmanız gerekiyor. Hı hı. Bu yasa öncesindeki düzenlemede böyleydi. Şimdi bu haliyle bu kanunun yalnız bir 6 ay sonra yürürlüğe girmesi söz konusu hükümler itibariyle size banka kredi verirken muhakkak bir hayat poliçesi yaptıracaksınız diye zorlayamaz. Hı hı. Şimdi geçmişte yaptırmışsanız bu yasa hükmünün yürürlüğe girdikten sonra söz konusu olmak üzere poliçenizi devam ettirmeyeceksiniz. Yani iptal ettirebilirsiniz ama bu kime ne fayda sağlayacak? Kimseye bir fayda sağlamaz. Evet yani bence burada çok gereksiz bir yerde bir tartışma konusu yapıyoruz kamuoyunda. Evet. Şimdi bu hayat poliçesinin varlığı hiçbir kimseye zarar veren bir şey değildir. Ha meblağlar çok da yüksek, pahalı bir ürün de değil. Nedir?
Ali Bey bir örnek verin. Yani ne kadardır bu yani, hayat sigortasında istenen prim? Bakın 100 bin TL'lik bir krediniz söz konusu olsa, bunun yıllık bir hayat polisi yaptırmaya kalktığınız zaman ödeniz paranın tutarı 600 TL'ye geçmeyecektir. 100 bin lira kredi evet. için yıllık 600 lira bir hayat sigortası prim evet. ödeniyor. Yani bu çok da abartılacak bir şey değil. Bir de üstelik bu ürün taksit halinde ödeniyor. Yani kredi kartınıza 12 taksit ödeniyor. 12'ye bölseniz zaten yani, 50 lira 50 şey lira yok. Yani biz burada aslında farklı bir mecrada tartışıyoruz. Sigortalının veyahut da tüketicinin korunması. Kanun açıkça kanun başlığına bakarsanız tüketicinin korunması. Biz burada hayat polisi yaptırmak zorunda değilsiniz demek aslında biz tüketiciyi korumuyoruz. Tüketiciyi korunmuyor aslında. Korumuyoruz. Bu Aynen. tüketiciyi tamamıyla kendi kaderine bırakmakla işleyen bir şey. Güzel bir soru. Bir izleyicimizden bir soruyor. Ülkemizde kullandırılan bireysel tüketici kredilerinde hayat sigortasında ödenen tazminat tutarın büyüklük nedir diye soruyor. Kullanılan krediler içindeki hayat sigortasının oranı nedir? Evet, rakamlar sizin elinizde. Evet. Şimdi Ekim sonu itibariyle almış olduğumuz sobam hayat üretimi 2.7 milyar TL. Bunun %85'i bu kredili hayat dediğimiz uzun süreli hayat ürünlerinden geliyor. Bunu da tutar yaklaşık 2.2 milyar TL. %80'i kredilerden evet. geliyor yani. Evet. Şimdi biz bu ürün için geçen senenin veriler ışığı altında vermiş olduğumuz toplam hayat iştiraları diyelim ve tazminatların toplamı 1.2 milyar TL. Bunun içinde de krediden ötürü ödenen tutarım yani 800 milyon civarında. Yani artık çoğunluğu krediden, evet. tazminat da çoğunluğu krediden. Orada. Yani ödüyorsunuz. Ciddi bir rakam ödüyorsunuz. Kesinlikle. Yani herhalde kimileri vefat etmiş, kredi borcunu kapatmışsınız evet. gibi şeklinde. Son iki dakikamız, bir izleyicimiz şöyle soru soruyor. Bankalar farklı bir uygulamaya giderler mi bu yasadan sonra? Bu güzel bir soru aslında. Evet, bence burada hani bir risk hesabı yapacaksa banka, şimdi hayat poliçesi yaptırmak zorunda değilse, bunun getirdiği riski hesaba ve kredinin maliyetine dahil etme düşüncesi ortaya çıkabilir. Bu ne anlama geliyor? Sizin kredi faiziniz belli bir nispette bu hayat poliçesinin yokluğundan ötürü artabilir. Yani kredi maliyetlerine yansıtılabilir. Bu da bir düşüncedir. Bu banka bu konuda yönetsel anlamda bu riski almak istemiyorum diye düşünebilir. Daha pahalı bir kredi alımı söz konusu olabilir. Yani eğer ben bankadan krediyi alırken hayat sigortamı da evet yaptıracağım dediğinde kredinin maliyeti biraz daha düşebilir. Çünkü onun içinde maliyet evet. indirilmiş oluyor zaten. Evet. Yani daha doğrusu banka riskini almış oluyor. Ama yok hayır ben sigorta yaptırmayacağım dediğim zaman risk var. Biraz risk olduğu için yüksek tutabilir. Özellikle yani. Belli bir yaşlarda falan kesinlikle. Herhalde farklı bir noktaya gidebilir. Bir başka izleyicimiz şu yorumu yapmış. Varislerden bahsettik ya biraz demin yerinde diyor. Varisleri bırakın da krediyi çeken düşünsün diyor. Yani krediyi çeken varisi düşünsün ama biz de genelde benden sonra Tufan dendiği için biraz farklı. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Hayat sigortasıyla ilgili sorular var. Biz bireysel emekliliği anlatıyoruz. Hayat sigortasını da tabii merak ediyorlar. Biz sadece şu anda tüketici yasasını anlattık. Önümüzdeki haftalarda istirhamımız tekrar daha gelirseniz şu hayat sigortası ve bireysel emekliliği halen karıştırılıyor. Onu bir sizin ağzınızdan dinleyelim kırmazsanız. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet sorularınız çoktu ama bizim süremiz bu kadar. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda tekrardan bu konuyu gündeme getireceğiz. Aynı şekilde hayat sigortası konusunda gündeme getireceğiz. Tüketici kanununda yeni düzenlemeler de var. Özellikle inşaat sigortası ile ilgili çok önemli düzenlemeler var. Bunlar da önümüzdeki haftalarda bakış programının gündemine getireceğiz efendim. Yarın bireysel emeklilik sistemi konumuz olacak. Konuğumuzla Signa'nın genel müdür vekili olacak. Yarına kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.